Nevşehir Belediyesi Eski Başkanı Rasim Arıt, mülkiye müfettişi tarafından hazırlanan rapora değinerek tüm bu usulsüzlük tespitine rağmen neden işlem yapılmıyor sorusunu sordu. 2019-2021 yılları arası sürdürdüğü Nevşehir Belediye Başkanlığı görevini sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Rasim Arı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara devam ediyor. İlk paylaşımda önemli konulara değinen Rasim Arı, son yaptığı paylaşımda yine gündemi belirledi. Nevşehirli hemşehrilerime ve tüm vicdan sahiplerine sesleniyorum diyen Rasim Arı, mülkiye müfettişi tarafından hazırlanan rapora işaret ederek tüm bu usulsüzlük tespitine rağmen neden işlem yapılmıyor, kim ya da kimler soruşturma izninin verilmesine engel oluyor sorusunu sordu. Rasim Arı açıklamasının ilk kısmında şu açıklamalarda bulundu. Nevşehirli hemşehrilerime ve tüm vicdan sahiplerine sesleniyorum. Bal bal demekle ağız tatlanmaz, milliyetçilik, dindarlık ve vatanseverlik edebiyatı yapılmak ile olan bir duygu değildir. Mülkiye müfettişi tarafından hazırlanan 1500 sayfa aslı 17.000 sayfa 2 olan rapor neden işleme alınıp soruşturma izni verilmez? Siz değerli hemşehrilerime rapor içerisinde yer alan bazı konu başlıklarını paylaşarak sizlerin takdirine ve vicdanına bırakıyorum. Peki bu raporda neler var? 1. Nisar AVM, 2. Yeni belediye binası, 3. Nevşehir Külliyesi, 4. Kapalı pazar yeri, 5. Otogar, 6. Kilitli parke taşı, 7. Şifa Köprülü kavşağı, 8. Petrol istasyonu arazi satışı, 9. Hafriyat, 10. Belediye bünyesinde olmayan araçlara kesilen faturalar gibi 40 maddede tespit edilenler. Tüm bu usulsüzlük tespitine rağmen neden işlem yapılmıyor? Kim ya da kimler soruşturma izninin verilmesine engel oluyor? Tüm bu konularla ilgili raporlar İçişleri Bakanlığı'nda mevcut. Bundan sonrası için de hem İçişleri Bakanlığı yöneticilerinin hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vicdan sahibi savcılarının gereğini yapmasını umut ediyorum. Bu konunun bu zamana kadar takipçisi olduğunu ve bundan sonra da sizlerle birlikte takipçisi olmaya devam edeceğini beyan ediyorum. Tüm kamuoyuna selam ve saygılarımla dedi.